Projemizle ilgili beklentileri, talepleri, fikirleri sosyal medya 3D Civim ile topladık. Drive ve Space ile de verilerimizi yönetmeye başladık. Dosyalarımızı platforma taşıyıp paylaşabiliyoruz. Peki iş süreçlerimiz? Bunları da bulut üzerinden yöneteceğiz şimdi. Ve yönetirken de tüm bu sistemler birbiriyle tam iletişim halinde olacak. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza bir göz atalım. Bulut ortamında proje sürdürmek için yine birden fazla aracımız var. Birincisi Collaborative Task dediğimiz bir uygulama. Bu uygulamayı açtığımızda bizim oluşturduğumuz görevler ve bize atanan görevler karşımıza geliyor. Şimdi burada bizim masaüstü entegrasyonu bir tekrar açalım. Eğer dosya atmamız gerekirse doğrudan belki lazım olur diye açık dursun. Evet, burada yapılacak görevler var. Başlayan görevler, yapılacak görevler ve yapılmış görevler. Farklı farklı 3 sekmede duruyor bunlar. Sağ tarafta entegrasyon geldi. Şimdi yeni bir görev oluşturalım burada. Bu yeni görevi oluştururken adını yazıyoruz görevin. Konusunu yazıyoruz ve oluştur ve aç diyoruz gerekli ayarları yapmak için. Mesela maske makinesi için bir örnek topla. Burada seviyesi var, olgunluk seviyesi. Böyle diyene kadar kime veriyorsak bu görevi o kişiye bilgilendirme gitmez. Reddedikten sonra gider. Bir tarih belirleyebiliyoruz. Biteceği tarihi veya şu kadar günde bitir diyebiliyoruz biz kullanıcıya. İncelemesi için belirli dosyalar buraya ateşleyebiliyoruz. Mesela belirli web sitelerini incele, belirli yaklaşımları incele diyebiliriz burada. Veya bir CAD dosyası ekleyip bu CAD dosyasını incele diyebiliriz. Şimdi biz burada iki kişiye esayen ettik. Bir tanesi gelmedi. Onu buradan kaldıralım. Neye gitmesin şimdi boş boşuna. Bunu yaptıktan sonra kaydet dediğimizde az önce eklediğimiz dosya space'imize ekleniyor. Ve bu göreve bakan kişi buradan direkt tıklayarak bu dosyaya erişip görüntüleyebiliyor. Bunun yanı sıra eğer işte görev biterse teslimat yapacağı, yani teslim edeceği dosyaları buraya ekleyebiliyor. Bu teslim edeceği dosya yine bir CAD dosyası olabilir, yine işte bir Excel dosyası olabilir veya internet siteleri olabilir. Sürükle bırak yöntemiyle işin sürecini değiştiriyoruz. Done dediğimiz zaman da işlem tamamlanmış oluyor. Artık bununla ilgili herhangi bir düzenleme yapma imkanı mümkün değil. Çünkü işlem bitti. Ama tekrar değişiklik yapılması gerekiyorsa tekrar öbür tarafa atılabilir. Burada bizim kendi yaptığımız görevlerle ilgili yine buraya farklı dosya türlerini ekledik. İşte videolar falan var orada. Kendi süreçlerimizde biz imalat yapmamamıza rağmen buradan takip ediyoruz ve bütün süreçler aslında buradan takip edilebilir. Tekrar işte geri alıyoruz. Bir diğer uygulamamız ise burada. Aslında daha kapsamlı, burada özel görevlerden bahsettik ama burada daha kapsamlı bir projeden yola çıkarak alt görevlerin nasıl oluşturulacağına bakacağız. Bir proje planlama modülümüz var. Aslında bir ürünümüz var. Uygulama, aplikasyon diyoruz biz bunlara. Bir maske makinesini komple bir proje olarak ele alalım burada. Maske makinesi isimli bir proje oluşturuyoruz. İstersek buna işte görseller atayabiliriz. Daha farklı bir isim atayabiliriz. Özet, görevler, takvim, projenin katılımcıları ve işte eğer işte ilerleyen zamanda olacaksa bununla ilgili içerikleri biz buradan belirleyebiliyoruz. Takvime geldiğimizde bir iş programı aslında bizim için bu. Görevleri yine az önce hatırlayacağınız üzere oluşturuyoruz. Mesela örnek makinelerin incelenmesi. Gün sayısını belirliyoruz. Ve ne kadar gün varsa bizim chartımıza o kadar günlük bir bölüm ekliyor ve orası artık bizim için takvimde dolu hale geliyor. Bir tane daha görev ekliyoruz. İşte birkaç, bu görevlerde yine bu proje ile ilgili olan kısımda yapılacak listesinde var. Burada görevleri öncelik belirleyebiliriz. Yüzde kaçı tamamlandı bunu biz belirlemesek bile takvimde ilerledikçe ilerler veya önce biten iş olursa önceden düzeltebiliriz. Görevler eğer birbirini takip ediyorsa biz görevlerin başlangıç ve bitiş zamanlarını birbiriyle ilintilendirerek zamanımızı, takvimimizi daha anlaşılır ve mantıklı hale getirebiliyoruz. Bu sayede o görev kullanıcının karşısında birbiriyle sıralı halde geliyor. Birkaç tane görev tamamlandığında
projenin bir fazı tamamlandığında, bir kritik süreç bittiğinde, yeni bir kritik sürecin başlayacağında artık milestone'lar atıyoruz. Yine bu milestone da belli bir projeden sonra, belli bir iş task'tan sonra başlıyor. Ve ondan sonra yeni bir sürece giriyoruz. İşte CAD dosyalarının hazırlanması, analiz süreçlerinin tamamlanması. Burada her bir görev için farklı farklı kişileri görevlendirebilirsiniz. Ve bu görevlendirmeler o kişilere hem mail olarak gider hem de kendi içerisindeki, platform içerisindeki notification olarak gider. Bunun yanı sıra bir proje birden fazla grubun eş zamanlı çalışmasıyla da sürdürülebilir. Bunun için de projenin içerisine bir alt proje ekliyoruz. Bu alt projenin adı da pazarlama olsun. Yani bir taraftan maske makinesi yapılsın, bir taraftan da bununla ilgili pazarlama çalışmaları yapılsın. Mesela pazar araştırması olabilir burada. Fiyat araştırması olabilir. Bunun için ayrı bir ekibimiz var, satış ekibimiz var. Ayrı bir görev sekmesi oluşuyor ve sadece onların önünde bunlar gözüküyor. Projenin yüzde kaçı tamamlanmış, kaç tane görev tamamlanmış, hedeflerin neresindeyiz, hangi dosyaya eklenmiş, bunların hepsini projeyi yöneten kişinin görmesini biz bu uygulamayla sağlayabiliyoruz. Proje ve görev zamanlayıcı. Bulut ortamında ister sadece görevler üzerinde, isterseniz de bir proje içerisinde oluşturulmuş alt görevler üzerinden iş süreçlerinizi yönetmenizi ve takip etmeniz artık mümkün. Görev atamaları sayesinde ilgili kişiler arasında uyum da kusursuz hale geliyor. Hem CAD hem de CAD olmayan dosya türleri tamamen bulut ortamında ve bu proje ve görevlerinizle entegre olarak çalışıyor. Ekibiniz nerede olursa olsun işler tamamen yolunda ve entegre bir şekilde sürdürülüyor. Son kısmımıza geldik. Zamanı biraz açtık. Özür diliyorum. Bir 10 dakikanızı daha rica edeceğim sizden. 2 tane daha sorumuz var. Dosyalarınızı fiziksel olarak paylaşırken güncellik, güvenlik gibi sorunlarla karşılaşabiliyor musunuz? Yani hatalı dosyanın imalata gitmesi veya eline geçmemesi gereken kişilerin eline geçmesi, ilgisiz kişilerin her dosyaya erişebiliyor olması sizin işletmeniz açısından bir problem mi? Yoksa biz bunu dert etmiyoruz ya da böyle bir sorunumuz yok mu diyorsunuz? Oylar gelmeye devam ediyor. Genelde orta seviye. Yani bazen sorun oluyor, bazen sorun olmuyor bizim için. Ya da çok sık sorun olmuyor. Öyle değerlendirebiliriz herhalde bunu. Biraz daha bekleyelim tüm oyların gelmesi için. %20 katılımcının %20'si bundan müzdarip. %30 çok sık olmamakla birlikte karşılaşıyor. %30'da bunları hiç dert etmiyor. Belki kendi çözümlerini ortaya koydular. Belki farklı fikirleri var. Teşekkür ediyorum tekrar fikirleriniz için. Şimdi bugün size çok fazla teknik detaya boğmadan elimizden geldiğince bulut teknolojileri nedir? Biz imalatçılar olarak bu teknolojiye nasıl geçiş yapabiliriz? Ve bunu yaparken CAD dosyalarımızı tamamen nasıl entegre ederiz? Bunları tartıştık. Burada artık şunu değineceğiz. Bulut sistemleri güvenli mi ve erişilebilir mi gerçekten? Teknik detaylara girmediğimiz için aslında ben burada direkt genel bulutlardan bahsetmeyeceğim. O bulutuna göre değişir taraftayım ben çünkü şahsi olarak. 3D Experience altyapısından bahsedeceğim. Güvenlik 3D Experience'ın en önem verdiği noktalardan biri. Bir taraftan kendi firmaları, Dassault System'in kendi firmaları, ileri teknoloji havacılık ürünleri, high-tech işte sağlık ürünleri, biyoteknoloji ürünleri üretiyorlar. Hem de dünyada ve Türkiye'de çok önemli firmalarla birlikte bu sistemi kullanıyorlar. 3D Experience altyapısını kullanıyorlar. O yüzden bu firmalara sağlam bir güvenlik sertifikası vermeleri gerekiyor. ISO 27000 sertifikası sistemini sağlıyor 3D Experience platformu. Aynı zamanda
Altyapı hizmeti aldı. Altscale ve Amazon, bunlar dünya devi firmalar. Bunlar da bu altyapıyı kullanıyorlar ve belgeliyorlar. O yüzden bu noktada bizim güvenlikle ilgili çok bir endişe etmemize gerek kalmıyor. Çünkü dediğimiz gibi hem Dassault System, kendi Dassault Aviation, işte biyotek firmaları, şimdi daha sonra belki hani özelden görüşürsek ismini verebileceğim referans firmalar bunları kullanıyor. Field Experience platform sayesinde sizin düşünmenize gereken tek şey aslında güvenli bir şifre belirlemek ve bunu unutmamak tabii ki. Bu sayede şifreyi bilmeyen kişiler cihazınıza erişseler bile tüm verileriniz bulutta olduğu için bu dosyalara erişemeyecekler. Bunun yanı sıra bulutta dedik, cihazınız herhangi bir şekilde çalınsa, yansa, arızalansa yine diğer cihazlardan dosyalarınıza erişim mümkün. Telefonunuzdan dahi, artık akıllı telefonlarınızdan bile bu mümkün. Sürekli olarak artık sürpriz arızalar, sürpriz bakım maliyetleri, yeni donanım altyapıları ihtiyacınız ortadan kalkıyor. Bunlarla uğraşmıyorsunuz. Şöyle bir şey var. Belli bir maliyet elbette ki var. Ama bu maliyet senenin başında belli. Senenin başında ödeyeceğiniz parayı biliyorsunuz. Bütçenizi buna göre planlıyorsunuz. Ve sene boyunca tüm bu az önce bahsettiğim maliyetleri düşünmeden rahat bir çalışma senesi geçiriyorsunuz. İki tane bonusumuz var. 3D Experience sunum sırasında gördüğünüz üzere roller ve uygulamalar üzerinden çalışıyor. İlerleyen zamanda bunları daha detaylı bir giriş yapacağız. Dinleyen izleyiciler isterlerse onlara özel sunumlar, özel çalışmalar yapacağız. Sizin kendi süreçlerinizi buraya nasıl entegre ederiz, bunları değerlendireceğiz. Ve bulut ortamında birkaç kere bahsettik. Bulut ortamında tasarım nasıl yapılıyor? Parametrik tasarım, X-Design ve SAP D dediğimiz veya organik shape dediğimiz, organik model dediğimiz tasarım, X shape ile nasıl bunlar mümkün? Bunlarla ilgili önümüzdeki hafta bir webinarımız olacak. Herkesi oraya da bekliyoruz. Ve tabii bunlarla ilgili iş akış süreçlerimizin daha detaylı teknik anlatımlarını içereceğimiz, anlatacağımız webinarlarımız olacak. Bu arada bunlara nasıl erişeceğiz? Şimdi önümüzdeki günlerde yeni kampanyalarımız çıkıyor. Paket 1, paket 2 ve paket 3. Paket 1 de SOLIDWORKS standart kullanıcıları için hem masaüstünde tasarım yapabilecekleri hem de bulutta parametrik tasarım yapabilecekleri ve temel seviye iş yönetimini bulutta sürdürebilecekleri bir paketimiz geliyor. İkinci paketimizde SOLIDWORKS Professional kullanıcıları için tüm bunların yanı sıra, az önce saydıklarımızın yanı sıra bir de ilk şey uygulamasıyla parametrik olmayan serbest formlu tasarım yapabilecekleri bir uygulamamız var. İkinci paketimiz bu. Üçüncü paketimiz premium, parametrik tasarım bulutta, organik tasarım bulutta ve simülasyona giriş paketimiz var. Bunlar burada. Telefon numaralarımız, mail adresimiz, internet sitemiz, zaten bunları biliyorsunuz. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer sormak istediğiniz bir soru varsa lütfen şu anda sorabilirsiniz. Çok kısa bekleyeceğim. Dilerseniz de mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı bekliyorum.